Dünyanın en büyük radyo teleskobu olan FAST, 3 yıl test sürecinin artık sonuna yaklaşılıyor. Yaklaşık 500 metre genişliğe sahip bu eşsiz teleskop, uzaylı yaşam formlarından gelen sinyalleri toplamayı hedefliyor. Çin'in kendi geliştirdiği ve dünyanın en büyük radyo teleskobu olan Aperture Spherical Telescope için 2016 yılında çalışmalara başlanmıştı. Teleskop yaklaşık 3 senedir de test sürecindeydi. Fakat bu süreç geride kalmak üzere. Ne var ki uzaylı varlıkların keşfinde kullanılması ümit edilen ve 500 metre genişlikteki bu eşsiz teleskop üzerinde yürütülen çalışmalar hala devam ediyor. Çin medyasından gelen bir haberde test sürecinin sonuna yaklaşan teleskobun şu ana kadar 99 pulsar tespit etmeyi başardığı bilgisi yer alıyor. 2016 yılında Guizhou bölgesinin kuzeybatısında göreve başlayan eşsiz teleskobun bulguları arasında aşırı hızlı dönüşlerinden dolayı tespit edilmesi oldukça zor olan yaklaşık 30 pulsar da yer alıyor. FAST teleskobunun bilimsel gözlem çalışmalarını yöneten Zhu Ming, Çin'de yer alan CCTV adlı kanalın yayınında şu sözleri söyledi. Uzayda var olan astronomik cisimleri gözlemlerken ayrıca insanlardan veya uzaylı yaşam formlarından yayılmış olabilecek sinyallere de ulaşma fırsatı elde ediyoruz dedi. Araştırmacılar bu görevin oldukça zor olduğunun farkında. Bunun sebebi de uzaydan toplanan sinyallerin %99'luk bir kısmının oldukça farklı dalgalardan meydana geliyor olması. Bu da asıl aranan ve istenen sinyallerin tespit edilmesini güçleştiriyor. Yeni gelen bilgiler FAST teleskobunun araştırma donanımlarının ilerleme kaydettiği yönünde. Bilim insanları yaşanan sorunları çözmek için yeni sinyal toplama donanımları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Çinli araştırmacılar teleskobun geliştirilmesine yönelik yapılan bu çalışmaların devam etmesini umuyor. Teleskobun başında görev alan ekip 3 yıllık test sürecinde elde edilen bulguları tartışmak üzere 100'den fazla gökbilimciyi bir araya getirdi. Pekin Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılardan gelen açıklamalarda FAST teleskobunun sahip olduğu hassasiyet seviyesi çok yüksek. Bu nedenle elde edilen veriler oldukça tutarlı. Ayrıca gelecekte yapılan çalışmalarda kütle çekim dalgalarının tespit edilmesi için de FAST oldukça iyi bir aday sözleri de yer alıyor.